Bu mezuniyet makyajım böyle oldu. Bakın. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Selamlar. Bugün size bir mezuniyet makyajı yapmak istiyorum. Siz yaptıktan sonra ya bence artık yani ortaokul mezuniyetlerinde lise mezuniyetini bilmiyorum. Ortaokul mezuniyeti şu an hala kaldı mı tam bilmiyorum ama lise mezuniyeti ve üniversite mezuniyetinde bence bu makyaj olabilir. Yani çok şey olmadıktan sonra böyle hani her yani zaten mesela o biraz daha küçük yaşta bir kızın yaptığını düşünelim. Çok aşırı olmadıktan sonra bence çok hafifleterek sürebilir sürdüklerimi. Yani lise ve ortaokul ve üniversite mezuniyet makyajı, mezuniyet töreni makyajı yapmak istedim sizinle. Çünkü ben de mezun olurken şey yapmıştım böyle çok aramıştım nasıl yapacağım hani nasıl olmalı diye çok fikir edinmiştim yani öyle söyleyeyim. Çünkü insan haliyle şey yapıyor böyle heyecanlanıyor. Birkaç ay öncesinden bakıyor, makyaj malzemeleri almaya çalışıyor. Yani ona uygun biraz daha özel bir gün olduğu için. Yani o yüzden ben de böyle bir şey çekeyim, video çekeyim, makyaj videosu çekeyim ki yani belki fikir olur diye size öyle istedim yani çekmek istedim. Arkadaşlar öncelikle makyaj bazı kullanıyorum. New bölüm makyaj bazı. Her markanın makyaj bazını alabilirsiniz. Yani isterseniz Nat'ın alın, isterseniz Golden Rose'un alın, isterseniz Flormar'ın ne alırız, ne alabiliyorsanız bütçeniz neye yetiyorsa onu alın arkadaşlar. Böyle yani şey yok. İlla bu makyaj bazı olacak diye bir şey yok. Benim sadece amacım yüzümü nemlendirmek ve gözeneklerimi küçültmek ve sürdüğüm fontenin daha kolay yayılmasını sağlamak. O yüzden siz ne alırsanız alabilirsiniz. Yani şey yok, sınırı yok öyle söyleyeyim size. Şöyle biraz böyle mezuniyet elbisesi giymek istedim ama şu anda size biraz daha böyle yakın olsun diye. Tamam. Şimdi evet sürüyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi bu şekilde makyaj bazımı dağıtıyorum. Evet. Bu New bölüm bu arada uygun fiyatlı ve yani çok rahat dağıtılıyor. Almak istiyorsanız alabilirsiniz. Şimdi benim elimde Rivalin D-Loop diye bir fondöteni var. Onu kullanacağım. Aslında şu an göz altlarımı kapatmamaya karar verdim. Çünkü makyajın en son aşamalarına gelince kapatacağım. Biraz göz makyajımdan şeyler düşüyor böyle. O yüzden. Yani yaptığım farlar falan dökülebiliyor. Çok çok fazla kapatmak istemiyorum göz altımı şu anda. Evet, şimdi aynaya da bakıyorum bu arada. Ha, bu arada bu fontenin bir özelliği var. Bakın hem beyaz hem de sarı görüyorsunuz. Bu hem primer etkisi hem de ben tavsiye ediyorum. Köpük fontenler var ya arkadaşlar. Aynı onlar gibi. Bu arada köpük fonten de çok seviyorum. Almak isteyen varsa alabilir yine köpük fonten. Çünkü şeyden dolayı çok iyi kapatıcılıkları var. Bu da aynı köpük fonten gibi. Ve çok kolay sürülüyor. Gerçekten eğer özel gününüz için istiyorsanız köpük fontan kullanabilirsiniz. Ya da yani daha size şöyle anlatayım. Çok güzel bir fontan var. Eğer cildiniz kuruysa benim cildim yani genele baktığınızda kuru. Kuru bir cilt. Kuruysa cildiniz arkadaşlar. Şimdi Flormar'ın bu Affiniton fontenleri var. Çok güzel. Bakın onu size tavsiye edebilirim. Hem böyle hani şu an fiyatını bilmiyorum. Fiyatlar hep arttı. Yani çok arttığı için bilmiyorum tam fiyatını ama dolarla yükseldiği için yani şimdi bayram öncesi zaten bayram tatilinde alabilirsiniz. Tavsiye ederim.
Affiniton unutmayın. Açık rengini alın eğer beyaz tenliyseniz. Teninize göre. Ben 01'ini kullanmıştım ve gerçekten çok memnun kalmıştım. Bir de şey var. Flormar'ın yine. Ama ben bunu size mezuniyet fonteni olarak öneriyorum. Flormar'ın kuru ciltler için olanını. Bir de normal zamanda yine kuru ciltler için çok kuru ciltler için çok fonten hep kusuyor biliyoruz cildimiz. O yüzden tam primer, makyaj öncesi baz falan kullanıyoruz ama şey kullanın. Flormar'ın böyle bir beyaz beyaz kapaklı. Beyaz kapaklı fonteni var tüpte böyle. Yani normal tüp bazında. Ha böyle tüp gibi bir şey. Tüp gibi aynen. Ondan kullanırsanız o bende vardı. Bugün kırıldı. Her zaman günlük makyajınızda kullanabilirsiniz. Çok memnun kalacaksınız. Oksitlenmiyor, bir şey yapmıyor. Yani çok güzel bir fonten. Belki açıklamalar kısmında önerdiğim fontenleri yazabilirim. Tamam, şimdi fonteni dağıttım. Şimdi devam ediyoruz. Biraz daha fondöten süreceğim. Tekrar. Şöyle bir kapatıcı süreceğim bu sefer. Yine Büyülis'in Close It kapatıcısı. Bu arada aynaya da bakıyorum. Çünkü aynaya baktığımda sonra aa diyor. Ayna da daha farklı gözüküyor. Tamam. Şimdi kapattık. Oldu yani. Tamam hocam. Bu aralarda benim sürekli ayaklarıma cam batıyor. Evet, kedilerim var. Kediler bardak kırıyor. Birileri kırıyor. Tam toplamıyorlar. Hep camlar beni buluyor. Neyse. Şimdi devam edelim. Ten makyajımı yaptım. Yani devam edeceğiz tabii üstlere katmanlaştıracağız da biraz sonra. En son işte göz makyajımı yaptıktan sonra demiştim. Şimdi bütün her şey burada. Tamam. Arkadaşlar şimdi bu biraz özel bir gece makyajı olduğu için gözlerimize ne yapıyoruz? Çok önem veriyoruz göz makyajımıza. Tabii ki ten makyajı da önemli. Çok çirkin bir görüntü. Tamam. Şimdi gözümü kapatıyorum bununla. Ay ama gözüm kapandı. Evet tamam. Şimdi devam ediyoruz. Bir dakika geliyorum. Evet devam ediyoruz. Şimdi şöyle söyleyelim. Bir baktım ki far süreceğim. Fırçaları unutmuşum. Fırçaları aldım geldim. Tamam. Şimdi öncelikle gözümüzü kapattık bu şekilde böyle. Her zaman yaptığımız bir taktik zaten biliyorsunuzdur. Ben size bu arada bu makyajı yaparken mezuniyet anımı anlatayım. Çok böyle bir şeyler anlatınca zaman çok hızlı geçiyor. O yüzden biraz makyaj da uzuyor. Evet. Şöyle anlatayım size. Ben üniversite mezuniyet anımı anlatayım. Neyse biraz gözümüzü yapalım öyle anlatalım. Çünkü şeyden dolayı. Arkadaşlar göstereceğim şimdi. Şimdi bir şöyle şu renk şampanya rengi aldım ve gözümü tamamen bununla kaplıyorum. Göz pınarlarım da dahil olmak üzere. Tamam. Şimdi evet. Kapladıktan sonra çok hafif şuraya bir gölge vereceğim. Tut. Tamam. Gölge diyorum. Aydınlatıcı altın rengi bir tekrar altın rengi alıyorum. Biraz bu altın rengi şampanya renginden koyu bir altın rengi. O yüzden ben böyle
Bugün size bu makyajı yaparken böyle şey olsun istedim. Parır parır parlayalım istedim. Bir dakika. Devam ediyorum. Şimdi şu altın sarısı. Arkadaşlar şurada altın sarısı var. Bununla yapıyorum burayı. Benim oğlum benim farlarımı sağ olsun. Bugün bu arada önemli bir yere gideceğim. Makyajda kalacak bende. Tamam şimdi. Evet. Şimdi. Çok hafif böyle şey istiyorum. Ya böyle koyu renkler kullanmak istemiyorum ama. Tamam. Hafif şuraya. Kahverengi farla gölge yapıyorum arkadaşlar. Şöyle yine göstereyim burada. Şunu kullandım. Şu renk. Şimdi kendi teninize göre biraz daha esmerseniz daha koyu bir kahverengiyle yapabilirsiniz. Tamam, şimdi gölgemi yaptım. Sırada ben pastelin bu netliyor mu? Şu an benim gözüm görmüyor. Pastelin arkadaşlar. Show by Pastel Lip and Liner Long Lasting diye bir göz kalemi var. Bu göz kalemiyle aynada yapamıyorum. Ha, aynada yapabiliyorum. Evet, tamam. Şöyle gözümün üstüne aynı likit gibi bir kalem çektim, öyle söyleyeyim. Hepsini çekmeyeceğim. Şurada bitireceğim. Çünkü benim gözlerim daha böyle çekik bir bakış olsun istiyorum. Hepsini çeksem bu sefer çekik bir bakış olmuyor. Bir de benim gözlerim büyümesini istiyorum. Yani küçük olmasını istemiyorum. Özel bir gün olduğu için. Şimdi bu da yine Rival'in Intense Eyeliner diye bir eyeliner'ı. Asansörlü bir eyeliner. Tekrar bunu biraz daha küçük olarak çekeceğim gözüme. Tamam. Oldu. Evet. Şimdi bir daha bakıyorum. Kirpik diplerime çekiyorum arkadaşlar bunu. Öyle söyleyeyim. Tamam, şimdi devam ediyoruz. Tamam, devam ediyoruz. Şimdi tekrardan gözüme şey yapıyoruz. Şimdi ben dedim ya ışıl ışıl olmasını istiyorum ve gerçekten de böyle şöyle yapacağım elimle. Altın rengini tekrar üstüne sürdüm. Keskinleştirdim. Şimdi devam ediyoruz. Şu anda yapacağım işlem şöyle bir yine pastelin simli bir kalemi var arkadaşlar. Simli kalem. Yine altın rengi. Simli altın rengi. Tamam. Şimdi evet. Böyle. Evet. Şimdi tekrardan yine pastelin gözümüzün içine süreceğimiz ten rengi bir göz kalemini alıyoruz.
gözüm içine burada süreceğim. Aynada. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi gözüm büyüdü. Ve devam ediyoruz. Sürdükten sonra şu bant gözümü çok rahatsız etti. Evet, devam. Şimdi biraz daha aydınlatmamız gerekiyor göz içlerimizi. Göz içlerini aydınlatacağım. Biraz daha küçük bir fırçayla. Gümüş bir aydınlatıcı aldım. Evet. Tamam. Şimdi gümüş aydınlatıcı aldıktan sonra hafif şu gözümün dış köşelerine çok hafif şöyle bir kızıl yansıma yapmak istiyorum. Tamam. Şimdi tekrar kalemi aldım. Siyah kalemi. Kalem kara. Tamam. Şimdi evet. Açıyorum. Daha rimel sürmedim bu arada. Şu anda gayet iyi gözüküyor. Tamam. Aynı işlemi buna da yapacağız. Tekrar. Böyle işte ben şimdi size mezuniyet anımı anlatacaktım. Mezuniyet anımı anlatayım. Bu aynı işlemi yaptığım için bunları sesli bir şekilde yapmayacağım. Tıpa tıpını yapacağım yani. Değişik bir şey yok. Ne şampanya rengi. Evet, ben önce üniversite mezuniyetimi anlatıyorum. Üniversite mezuniyetinde arkadaşlar böyle şimdi ben makyajımı tabii ki kendim yaptım. Yani kendim yaptım makyajımı ama önce saç aşamasına gitmem gerekiyordu. Saç aşamasında 40 yıllık bir kuaför buldum. Yani 40 yıllığını tamamlamış bir kadın kuaför buldum. Ve ona gittim. Yani daha önce de konuşmuştuk zaten. Tamam ben yaparım demişti. Bu arada buna bir hafif yeşil bir kalem süreceğim. Tamam. İşte o kuaföre gittim. Gün geldi falan böyle bir saat falan vardı. Bir saat yoktu sanki. 2 saat vardı aynen. Tam 2 saat kala gittim. Dedim ki 2 saat kala gidersem olur yani diye düşündüm. Ondan sonra kadın geldi saçımı maşa yaptı. Öyle yani ben dedim ki böyle biraz hani havalı bir maş olsun. Böyle kabarık falan belli etsin kendini. Saçımı sardı 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 böyle incecik 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 ama yani hayır maşa incecik değil yani böyle sönük sönük sardı böyle. O kadar kötü oldu ki yani ben evde yapsam daha güzelini yapardım öyle söyleyeyim. O kadar da güvendim. Ondan sonra ağlayacağım eve geldim baktım hiç güzel değilim yani ben böyle gitsem diyeceğim ki hani hiç fotoğraflarda falan hiç güzel çıkmayacağım bilmem ne bir sürü şey çok üzüldüm. Ondan sonra bizim böyle mahallede bir tane genç bir kuaför kız vardı. O daha yeni kuaförlüğe başlamıştı arkadaşlar. Yani daha yeni mezundu. Ve yeni Koskep kredisiyle falan açmıştı dükkanını öyle söyleyeyim. Ondan sonra kıza dedim ki ben bu kıza gideyim bir at kuyruğu yaptırayım. Bunu bozsun artık at kuyruğu yaptırayım. Gittim. Dedim ki bana at kuyruğu yapar mısınız? Dedim işte ben evde yaptım bunu olmadı falan filan. Ondan sonra kız geldi dedi ki bu nasıl bir saç nasıl yaptın dedi. Arkadaşımla yaptım evde yaptık falan filan dedim. Dedi ki bu nasıl bir saç dedi. Bu dedi hepsi ayrı bir yöne şey yapılmış sarılmış dedi. Ondan sonra ayrı yöne bakıyor hepsi falan dedi. Bu nasıl yaptın dedi. Keşke bana yaptırsaydın falan. Ben güvenemedim. Yani mezun olduğu için hani
Gerçi kaşlarımı falan da o zamanlar onda aldırıyordum. Hep güzel yapıyordu. Kaşlarımı da güzel yapıyordu da. Biraz kıza haksızlık ettim galiba. Ondan sonra biz yaptık falan filan olmadı falan dedim işte. Ondan sonra kız da dedi ki at kuyruğu yaptı. Ama var ya bir şey söyleyeyim, at kuyruğu yaptı. At kuyruğu bildiğiniz böyle, yani at kuyruğu değil. O kadar güzel oldu ki yaparken böyle dedim. Oy maşallah 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 nasıl yapıyorsunuz falan diyorum. Ama yani maşallah 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 diyorum yaparken kız da şaşırıyor. Niye böyle diyorsun? Ay dur heyecanlandırdın beni falan filan diyor. Kız da böyle bir kaldı yani. Hani nasıl, neden böyle diyorsun falan gibi. Hani yani bir at kuyruğu yapıyorum alt üstü. Ama bilmiyor ki şey olduğunu, hani benim daha önce böyle işlemlerden geçtiğimi falan bilmiyor. O yüzden bilmediği için de bir dakika. Yani bilmiyor, böyle abartılı bir şekilde hani maşallah 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 deyince böyle dur dedi heyecanlandım falan. Bir at kuyruğu 10 dakikada yaptı. Allah'ım o kadar güzel bir at kuyruğu yapılır mı? Çok güzeldi gerçekten buradan. Ve bana çok yakıştı. Takılarım falan böyle gümüş küpe takmıştım. Uzun böyle parıltılı falan. Pembe bir elbise giymiştim. Çok açık şu renkler, şu tonlarda. Çok güzel bir elbiseydi. Ve yani o kızın son anlık hamlesiyle çok güzel bir saç ve makyajla gitmiş oldum. Yani işte insanın gençlere güvenmesi gerekiyor gerçekten. Onu anladım orada. Evet, şimdi gözümü yaptım. Şu içine şey süreceğiz. Tekrar. Hafif şurasına kızıllık değdirecektik. Ya kadın bir değdirelim, dur kızıl. Kızıl, kızıl, evet kızıl. Hafif şöyle. Tamam. Şimdi üstüne tekrar siyah kalemle geçmiştim. Onu bir daha geçeyim. Tamam. Evet. Şimdi yani gerçekten anlamak zor. Yani işin ehli dersin ama Allah'tan ki o kıza maşa yaptırsaydım kim bilir nasıl güzel olacaktı. Ya zaten böyle yani ne varsa işte denemek lazım. Önceden gitseydim keşke anlardım ama. Önceden söyledim yani aslında. Tamam, şimdi devam edelim. Bu arada gözüme yeşil Flormer'ın yeşil kalemini kullanıyorum. İçine hafif biraz daha böyle şey olsun diye. Sonra şey sürüyorum tekrar. Bir dakika şurası. Tamam. Şimdi bir de tekrar göz içi ten rengi kalemi sürüyorum. Şuraya kahverengi geçeceğim. Onu da geçelim. Kedim bağırıyor ama. Tamam. Şimdi gölge oldu. Evet. Şöyle göz makyajımı göstereyim. Daha tabii rimel falan sürmeyeceğiz. Hatta rimeli süreyim ya. Aynen şimdi rimeli süreyim. Rimer. Bu Beauty's'in Charmed diye bir rimeli var. Güzel. Tavsiye ediyorum. Ben böyle fırçaları çok şey rimellerden hoşlanıyorum. Bol fırçalı. Bol kıllı. Öyle söyleyeyim. Çünkü volüm veriyor o yüzden. Bir dakika. Şimdi bunu azıcık sürdüm. Biraz kirpik kıvırcısı ile kirpiğimi kıvıracağım. Söyle tanemine mit. Tamam. Şöyle
Aa, gözüm acıdı. Bu arada kirpik kabartısının biraz daha böyle kalıcı olmasını istiyorsanız, çünkü bu özel bir gün, ısıtıp öyle kullanabilirsiniz. Aynı maşa etkisini yaratıyor. Tamam, şimdi rimer sürelim. Çünkü kavurdum. Evet. Takma kirpik kullanmadım. Çünkü benim kirpiklerim çok az değil, o yüzden. Çok azsa kirpikleriniz kullanabilirsiniz. Size bağlı. Ama bu arada ben mezuniyet makyajımda takma kirpik kullanmıştım. Kendim takmıştım. Ama şimdiki aklım olsa takmam. Yine yani. Çünkü biraz zor oluyor. Bir ara düştü, tekrar yapıştırdım, gittim tuvalete falan. Ve siz bilirsiniz yine. Düşerse de yapıştırıcınızı yanınıza alın. Çünkü düşebiliyor. Çünkü çok uzun süre oldu. Bir de sürekli oynadığınız için arkadaşlar. Ay, ben bir arkadaşıma geldim. İşte likit ruj sürmüştüm. Ruj da yani hani bulaşmıyor. Çünkü likit ya. Kız arkadaşıma da böyle şey tavsiyeleri verdim. Hani makyaj tavsiyeleri verdim. Şu fonteni al, şöyle yap, şu pudrayı falan kullan vesaire diye. Kız da tuttu. Kızı geldim, öptüm yanaklarından. Ay dedi, ne yapıyorsun? Neden öptün beni? Bütün makyajım gitti. Buralarım kırmızı kırmızı oldu. Dedim ki sakin ol, benimki likit ruj yani geçmiyor. Ama bayağı böyle üzülmüştüm öyle tepki verdiğinde. Çünkü hani dedim gel sen de beni öp. Ya ben özel günlere böyle bakıyorum. Kusura bakmayın da böyle hani öpüşmeyeceksek falan yapacaksak, yani bu özel gün birbirimize paylaşmamız gerekiyor. Bilmiyorum ya şey. Ben onu seviyorsam paylaşmam lazım yani bunu, sevgiyi. Çünkü özel bir gün hani. Ben bence yani insan özel günde arkadaşını öpmesi gerekiyor. Makyajını falan düşünmemesi lazım. Sonuçta orada mutlu olmaya geliyorsunuz. Tam ilk başta makyaj yaparsın. Belki fotoğraflarda falan güzel çıkmak için. Bilmiyorum, bana göre pek değil. Yani bozuluyorsa da arkadaşım beni öptü diye bozulsun. Ne var bunda, değil mi? Şöyle hafif. Bak. Makyaj yapıyorum lütfen. Tamam. Şimdi. Göz makyajım oldu. Yani evet, bence güzel oldu. Ben şöyle şey istiyordum ya, şuralara şey yapmak böyle. Hafif böyle. Evet. Çok hoşuma gidiyor, böyle ayrılmış efekt veriyorsun ya, iki alt kirpikli üst kirpiği. Heh. Tamam. Şimdi devam edelim. Biraz hızlandıralım isterseniz artık konuşmadan. Şimdi. Allık süreceğim. Aslında var ya, allığı ben şeyle sürmek istiyorum da. Neyse tamam, şöyle böyle yapalım. Allık sürmeden bir şey daha yapmam lazım. Kapatıcı kullanacağım göz altlarımda ve yüzümün genelinde. Hatta biraz allık da kapanırsa sorun yok, kapansın. Tüm yüzümü kapattım. Fondötenine gerek var, değil mi?
hafif şuralarıma da sürelim dedim. Evet. Şimdi özel bir gün olduğu için kusursuz görünmenin yolu kapatıcılardan geçiyor arkadaşlar. Bu arada kapatıcıyı birazcık beklerseniz daha şey olur. Süngeri ıslatsaydım. Süngeri ıslatarak kullanırsanız daha güzel bir sonuç alırsınız. Şöyle artık şuralarıma. Tamam. Hem kum hem de kum. Şarkı söylemek içimden geliyor. Tamam, şimdi burayı hafif bir allık. Bu rengi çok sevdim, ondan dolayı bu rengi kullanacağım. Çok güzel değil mi? Şu an çok güzel durmuyor biliyorum ama hafif. Tamam, şöyle yapalım. Şimdi birazdan hafifleteceğim. Bekleyin. Şimdi böyle dursun. Buraya aydınlatıcı sürüyorum. Evet, buraya bir aydınlatıcı sürelim. Bu renk. Tamam, şimdi sürdükten sonra tekrar şu alt kısma hafif bir kahverengi. Aslında fontan yapsak daha mantıklı olur. Şuraya hafif bir kahverengi. Şimdi gözü hafif bir arkadaşlar, Golden Rose'um bu arada bu. Hafif üstüne. Şimdi üstüne hafif şöyle daha dolgun düz gözükmesi için daha açık bir ruj kullanıyorum. Evet arkadaşlar, benim mezuniyet makyajım bu şekilde oldu. Hepinize teşekkür ederim. Beni izlemeyi unutmayın. Beğenin. Daha güzel makyajlar yapalım. Daha güzel sohbetler yapalım. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.